Bugün analık hızı tariflerle yine karşınızdayız. Annemle kaç zamandır video çekmiyorduk. O da bana sürekli söylüyordu ama pandemi olunca birazcık böyle nasıl söyleyeyim dikkat edelim dedik. Ama tekrardan döndük. Nasılsın Leyla Hanım? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben. Ezme hoş geldin. Hoş bulduk heyecanlı. Evet. Evet bugün annemin mutfağındayız. Yok çok heyecanlı değilim. Değilsin. Artık alıştım. Alıştım. Özlemiştim de şu an büyük bir keyifle bugün analık hızı tarifler yapacağız. Ne yapıyoruz bugün? Bugün güzel bir lahana yapıyoruz. Sıcak, kıymalı. Bol yoğurtlu dolma gibi mi? Dolma. Of. Çok güzel. Dolması. Bu benim bende çalışan Bulgarların tarifiydi ve çok seviyorum. Bu arada lahana dolmasını ben zaten çok seviyorum ama herkesin böyle kolay kolay yiyebildiği bir tarif değil. O yüzden bu sefer böyle dedim ki anneme lahana dolması yapacağını söyleyince bana dedim ki o yoğurtluydu değil mi? Yalnız yoğurtlu. Sütlü yoğurtlu mu yapayım? Yoğurtlu yumurtalı. Yoğurtlu yumurtalı bir lahana dolmasının tarifini yapacağız şimdi. Başlayalım tarife o zaman. Başlayalım. Ben başlıyorum. Sen ilk önce lahanamız var. Ben lahanayı daha erkenden haşladım. Tamam. Ki yani daha şey olsun. Burada 8 yaprak var. Bayağı büyük yapraklar ama o yaprakları ben ikiye bölüyorum. Peki bunu ne kadar pişiriyoruz? Bunu yani bilemedin 3-4 dakika pişiyor. Zaten onu görüyorsun. Ya çok erimiş değil de böyle katlanır tabii, kıvamı, sarılabilecek tabii, kıvama getirmemiz tabii, gerekiyor. Tabii yani. Öyle getiriyoruz. Anladım. Çünkü tamam. Öbürü böyle çok yayılıyor, kötü oluyor. Tamam, okey. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Kıymamız var, soğanımız var. Zaten biliyorsunuz ana maddeler. Evet. Evet, şimdi başlıyorum. Başlayalım sen. Evet. Bekliyorum. Şimdi ilk önce ben soğanı rendelerim. Tamam. Rende daha çok seviyorum. Evet, annem hep rendeliyor bu arada soğanı. Yani ben hiç rendelemiyorum. Dolmalara, ya yok ben de şey yapıyorum ama dolmalara daha suyunu bırakıyor ya onun için. Çünkü dolma birazcık şey olması lazım. Sulu kıvamda olması lazım içine. Tamam. Orta boy soğan. Orta boy soğan. Bu da hazır. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Kıymamız var. Kıymamız 200-250 gram yeter. Tamam. Çok bile ama. Şimdi soğanımızı rendeledik. Evet. Kıymamızı da içine koyduk. Şimdi burada ayçiçek yağımız var. Onu da döküyorum. Tamam. Yarım çay bardağı ayçiçek evet. yağı. Çok az miktarda zeytinyağı. Çok az. Ben hep kullanırım yemeklerde. Bir kaşık. Tamam. Yani şöyle. Evet. Bir kaşık zeytinyağı. Bu yağsız olmaz. Evet. Bunu da böyle koyuyoruz. Pirincimiz var. Pirincimiz bir bardak yeterli. Gözüm yandı. Yıkayayım mı? Evet, onu yıkayalım. Soğan çok az. Bir kaşıktan fazla tuzumuz var. Tabi isteğe göre. İstersen daha fazla da koyabilirsin tuzu. O bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Tamam. Yani aslında iki tatlı kaşığı bile koyabiliriz. Tamam. Çok azcık yani çok tat versin diye çok azcık yani bir fiske kadar şekerim var. Pirinç ekleyelim. Pirinci de koyuyorum. Evet. Karabiberimiz. Tamam. Şimdi bunu ben bir şey alayım. Eldiven. Eldiven alayım. Ve mıncırmağa başlayayım. Mıncıklama. Çok acıymış. Yemin ediyorum burnum falan attı. Bunu iyice böyle yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz. Tabii tuz isteğe göre dedim. Daha fazla da koyabilirsiniz. Sen istiyorsun galiba koyayım mı? Ben biraz daha bir parçacık daha koyabiliriz. Şöyle verebilirsen. Çünkü gözüne az geldi ben gördüm onu. İstiyorsunuz biraz daha. Çünkü lahanaya tuz koymadım yaprağına. Tamam. Tamam yeterli de. Annem kendi bıçak falan almış bu arada proplar. Tabii. Eğlenmiş. Tabii. Ondan sonra şimdi içine ben çok azıcık bir dereotu koyarım. Hepsini koyacağım mı onu? Evet. Yani böyle dörtte bir demet falan. Biliyorsun dereotu birazcık şeydir. Tuz çıkarır yani tuz tadı verir çok kuzu yemeklerinde falan yani her et yemeğinde. Bir şef olarak bunu yine evet. Evet. Bunu da koyduk mu? Tamam. Bunu da koyduk. Şimdi bunu da böyle koyuyoruz. Bunu güzel mıncırıyoruz. Biraz böyle sulu bir içi harç mı gerekiyor evet, buna? Evet. Şimdi buna mümkünse birazcık da su koyalım. Çok azıcık. Ha peki. Evet onu şeyden ha, koyabilirsin. Güzel. Evet. Çok az da ondan koyuyorum. Bunun yarısını mı istiyorsun? Evet. Bir yemek kaşığı kadar mı? Onu koy ben tamam diyeceğim. Birazcık daha alabiliriz. Tamam. Bir dolu yemek kaşığı. Bir dolu. Çok yaşayın. Bir dolu yemek kaşığı. Tamam. Evet. Bayağı böyle sıvı bir iç harç evet, aslında bu. Evet bak ne kadar güzel oldu. Evet. Gördün.
Ya şimdi, sıvı dediğim öyle yoğun, sulu sulu değil de böyle güzel kıvamda, hani hafif ıslak bir iç harç diyelim aslında. Evet. Ben şimdi oradan lahanamı alayım. Tabii. Şimdi lahanaları verdim. Harcımız da hazır. Sarmaya mı başlıyoruz? Şimdi sarmaya başlıyoruz. Tamam. Ben diğer eldivenimi de giyiyorum. Bu böyle ama normal bizim Türk usulü o parmak parmak değil. Dolmadan bak, göreceksin. Daha iri iri evet. Oluyor bu arada. Şimdi tabağımı aldım. Evet. Bıçağım vardı benim. Lahanalarımız çok kalın olmaması lazım şey sararken, normal. Tamam. Mesela şu kadar. Şöyle kesiyoruz bunları. Esencim orada tencere. Aslına baktığımızda el büyüklüğünde bir yaprak. El büyüklüğünde. Şimdi bunu alıyoruz. Şöyle. Çok da doldurmuyorum ki patlamasın. Tamam. Şu vaziyette. Ben, normalde olmaz. Ben biraz pratik sararım. Biraz iri sararım. Tamam. Şöyle. Şu vaziyette sarıyoruz. Şöyle. Okey, tamam. Tamam. Gayet güzel. Ben çok seviyorum bu arada büyük büyük dolma. Bence daha lezzetli oluyor. Bilmiyorum, evet. Belki içi ve, daha fazla olduğu için. Ve daha doyurucu ve daha güzel oluyor. Evet, katılıyorum. Evet, ben birazcık böyle severim. Zengin dursun. Zengin zengin. Tencere vereyim mi? Tencerem arkada. Hangisi? Büyük olanı mı? Evet. Vallahi senin için tencere bile aldım. Ben kendim prop almış. Açtım, yani. Açtım. Çekimler için. Evet, evet. Altına yaprak koyuyor. Hayır, hayır, hiç koymam. Koymuyorsun. Hiç koymam. Hiç koymam. Bunu gene böyle sarıyoruz aynı şekilde. Yerleştireyim mi ben bunları? Evet, lütfen. Bunu da. O kadar pratik, o kadar lezzetli bir yemek ki. Yani şu anda ağzım bile sulandı. Evet, zaten inanılmaz kokuyor şu anda. Evet. İstersen bunun içine taze soğan da koy, ne istiyorsan koy. Ben senden kapama yapmış mıydım? Hayır. Aa, biz size bir kapama yapalım kuzudan. Bol böyle salata, yeşil soğan, dereotu. Gelecek bölümleri de şimdiden garantiliyor. Evet. tabii beni çok çok beni çok imal etti. Ha, imal etmedim. Pandemide şimdi nasıl yapalım yani? Hı. Zamanı geldi, yapıyoruz. Evet. Bayağı iri iri. Yani böyle. Evet, bayağı iri yapıyoruz. Patlamaz o, merak etme. Yok yok, boyut anlatmak istiyordum da böyle. Tamam. Gösterebilirsin. Burada göster. İki ceviz büyüklüğünde. Evet. Avuç, yani yarım avuç kadar böyle, evet. Bir boyutları oluyor. Ama bunu bana nasıl öğrettilerse ben de öyle yapıyorum. Hayır hayır, ben illa dolma minik olacak diye bir şey yok bence bu arada. Ben, evet. Bizim evde daha tombik yapılır. Zeytinyağlılar da öyle. Her evin usulü ayrı. Evet. Boşuna anneyim, analı kızı diyoruz ya, her annenin yemeği, herkes ayrı oluyor. Yemeğini sever ya. O aslında şey de değildir. Herkesin annesi çok iyi. En iyisini yapıyor değil de insanlar küçüklüklerinden hangi lezzeti yemeye alışırlarsa öyle oluyor. O yüzden herkesin annesinin yemeği kendisine en güzel geliyor normal olarak yani. Ve kendi yaptığı yemekler, ben de öyleyimdir. Annemin yaptığı yemeklerin tadında yemekler hazırlıyorum. Alışkanlık. Evet, patlamaz. Evet. Bir şey olmaz. Şimdi üstüne dizmeye devam edebiliyoruz değil mi? Tabii. Tamam. Şimdi dolmaları sardık, tencereye koyduk. Bundan sonra ne yapıyoruz? Şimdi üstüne kapağını kapıyoruz. Tamam. Bir tane tabakla kapatıyoruz. Evet, 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 şöyle kapadık. Tamam mı? Su? Ben soğuk su kullanıyorum. Niye soğuk su kullanıyorsun? Daha şey oluyor, hem dirileştiriyor. Aa, yani okay. Sıcak koymuyor, böyle şey oluyor sıcak. Başta önce bir tutuyor kendini o zaman, evet. Soğuk suyla. Evet, sonra güzel. Daha, evet. Anladım. Aynen. Mantıklı. Evet. Yani o soğuk suya koyup blanş etmenin tam tersini aslında dolmayı yaparken yapıyorsun. Aynen öyle. Şimdi bir bardağını koyuyoruz bakın. Şaka. Bir su bardağı. Bir su bardağı. Büyük su bardağı. Bu büyük su bardağı. Eğer gerekirse. 220 mililitre kadar. Evet, bence bu yeter. Tamam. Bu yeter. Bunu şimdi koyuyoruz. Kısıyoruz, tamam. Altını. Yani normalde harlı yapıp. Şimdi, kapağını kapıyor muyum? Kapağını kapağı. Şimdi ben. Öbür o. Pardon. Şunu açıyoruz. İlk önce bir harlıda pişiriyorum. Altını açtık. Evet. Yüksek ateşle açtık. Önce ya, zeytinyağlı yapar mantığıyla mı? Önce kaynatacağız. Ya kaynamaya başladığında kısacağız. Evet, ondan sonra kısacağız. Çünkü yapraklar dağılıyor o zaman. Tamam, ne kadar kısacağız? Orta ateş, kısık orta, ateş. Orta, orta. Orta da ondan sonra şey yapacak. Zaten baktık suyunu çekti. İyice kısacağız altını. Tamam. Olacak. 20-25 dakika. 25 dakikada oluyor. Maksimum 30 dakika. 30 dakika, 30 dakika. Tamam, o zaman ki, altını hem açtık. İçi, evet. Şimdi kaynamaya başlayınca. Birazdan altını orta ateşe alacağız. 20-25 dakika pişireceğiz. Aynen. Aynen. Anlaştık. Sonra üzerine ayrı sonra bir. Sonra üstüne yumurta ile yoğurdu çırpıyorum. Tamam.
İçine sarımsak rendeliyorum. Anlatma. Tarifi videonun bu kısmında vermiyoruz. Tamam. Bekleyeceğiz. O zaman lahanalar pişsin. Sos için tekrar. Sos için tekrar bir araya gelelim. Şimdi lahana dolmamız pişti. Pişti. Ama bitmedi. Bir tabii. Sos yapacağız değil bir mi? Sosu bir sosu var şimdi. Yoğurtlu yumurtalı bir sosu var. Tamam. Sonra üstüne de şey döküyoruz. Nane, kırmızı biber, tereyağı sos yapıp döküyoruz. Onu hemen hazırlıyorum. Görelim. Şimdi ilk önce sarımsağımız var. Bir yahut iki isteğe göre. Çünkü bunun tadını çok güzel getiriyor. Sarımsak her şeye girdim. Başka oluyor. Ne dersen. Evet, hı? Güzel. Evet. Ne çok sıhhatli bir şey. Evet. Öyle diyelim, öyle olsun. Evet. Şimdi yumurtamızı da kırıyoruz. Ben bütün yumurtanın hepsini kırarım. Tamam. Genelde sarısı konulur ya, o yüzden sorayım. Hayır. Ben hepsini koyuyorum. Tamam. İyice çırpıyorum. İyice. Yumurta, yoğurt. Evet. Tamam. İyice çırpıyorum. Şimdi çırptıktan sonra gidip oradan, yani dolmanın suyundan biraz koyuyorum. Şimdi şunu koyduk. Yavaş yavaş. Bu biraz ısıtıp iyice kesilmesin diye. Kesilmesin diye bunu koy. Birazcık daha koysan daha iyi. Tamam. Bir tane daha koy ama zaten ılındı. Biz bunu şimdi böyle dolmanın içine döküyoruz. Bak, bakın şöyle. Karıştıracağız mı? Şimdi bir fıkırdayacak. Evet. Yapsan. Şu böyle. Şöyle yapıyoruz ki içine girsin iyice. Şöyle. Ondan sonra bunu ocakta şöyle bir kaynatıyoruz. Bir kere fokurdayacak mı? Çorba yapar mantıkta aslında. Çorba mantık. Meyanesini ekledikten sonra bir kere fokurdatıp bırakıyoruz. Aynen, bir kere fokurdatıp bırakıyoruz onu. Tamam. Nefis olacak. Şimdi üzerine yağ mı yakacağız? Evet, bunu? Şimdi bu tarafta bakın böyle yağım var. Öbür tereyağını. O fazla konmuş o. Tamam. Onu böyle koyalım. Babam gülüyor orada. Bu tereyağımızı ocağa koyuyoruz böyle. Evet. Altını yakıyoruz. Yağ mı yakacağız üstüne? Evet. Bu da bakın kaynadı. Gördün mü? Çok güzel. Fokurdadı. Tıkırdadı diyelim mi? Tıkırdadı. Ama tıkırdasın ki suyunu çeksin. Tamam. Şimdi? Şimdi bu bitti. Kapıyor muyuz altını? Kapıyoruz. Tamam. Bunu kapıyoruz. Bunun altını da kapıyoruz. Buradan bir kaşık alıyoruz. Şimdi bunun kızarmasını bekliyoruz. Bu fıkırdadı, şimdi ocaktan alıp buraya koyuyoruz. Hemen servisimizi yapıyoruz şöyle. Ama müthiş oluyor bu. Zaten canım müthiş oldu. O kadar güzel kokuyor ki sarımsak. Lahanalı mantı gibi bir şey yapıyor biz burada. Tam. Ama işte bu harika bir şey oluyor. Bu Bulgarlar bunu çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Bizde böyle yapılmıyor lahana dolması. Bu güzel bir versiyonu. Yani bizimki de güzel tabii de bu değişik ve hoş bir versiyonu diyeyim. Hepsini koymadım. Ama şöyle koyayım. Koy ya hepsini. Tamam. Koy. Zaten böyle acayip güzel çıkıyor misafire. Ve çıkar. Ve çok çok şık bir prezentasyon oluyor. Hakikaten çok ve keyifli. Koyacağım. Şöyle. Tamam. Mis. Tamam. Ve şöyle. Mis. Tamam, daha ne olsun? Tereyağımızı şimdi iyice eridi tereyağımız. İçine kırmızı biberini, acısını koyuyoruz. Çok koymayabilirsiniz. Olmazsa olmazı var ya. Şimdi şu böyle kapıyoruz. Ve gidip şöyle üstüne şöyle döküyoruz. Bu çok fena bir şey oldu. Ve misafire de sunabilirsiniz böyle keyifle. Sunarsın bunu. Bu misafire sunulur. Eline sağlık o zaman. Afiyet olsun diyorum. Lahana dolması, yoğurtlu, meyaneli, tereyağı soslu bir lahana dolması değil durma. Evet. Harika bir tarif. Ellerine sağlık. Teşekkür afiyet ediyorum. Olsun. Afiyet olsun. Bir dahaki Analı Kızlar'la görüşmek üzere diyelim mi? Evet diyelim. Artık bekliyorum. Geleceğim. Sen de gelemem benim mutfağa. Tamam. O zaman bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Görüşürüz. Afiyet olsun.